şu hayatta. Saz da var, caz da var, haz da var. İnsanlar ne iyi, ne tatlı, ne sahtekarlar onlar. Hem aşık, hem uyanık, hem riyakarlar. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Sen bir gün yandın, bir gün söndün, başımı İşte görmemişin dışarısı olmuş, dönmüş, poposunu gitmiş. Yok ya, şey yapayım, çıkıyordum da. Nereye? Havalandırma saati gelmiş de gardiyan izin verdi. Gel sen buraya, gel gel. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kayınvalideler, görümceler, bahçelerde bölüceler. Değerli misafirler, rafine ve elit dostlar, asiller, ruhban sınıfı ve serfler, katı seremonimiz başlasın. Sakın ha. Ben o hayata bir şey almadım ki ya. Ayol, o sana aldı şaşkın. Bana bak. Yakışıklı çocuk ama biraz geç algılıyor. Sen iyi düşündün mü kızım? Anne, sen erkek tarafısın. Aa, doğru ayol. Ay Nur, Hayat'ı Rıza'dan daha fazla görüyorum ya. Kafa gitti. Açayım mı? Yok, açma. Nikah şekeri gibi açmadan vitre koyarsınız. Öyle mi? Olur. Ayol aç tabii bak. Bu düğünde de benim duamı açmayacak. Öyle paketimle bozmadan dolaba kaldıracak. Keşke. Aa, çok güzel. Vallahi harika. İyi. Hadi güle güle kullan o hayat. Senin ayol. Nasıl ya? Bu biraz fazla gösterişli değil mi ya? Böyle parlak parlak pırlantalar falan. O benim ruhumun gösterişi. Çeperimdeki auramın parlaklığı. Bir daha yaptır söylemesin. Bu pırlantalar F color baget kesim 4 karat. İyi işte, zengin gösterir oğlum. Anne, bu zengin değil, gay gibi gösterir ya. Baksana, bayağı kadın şeysi bu. Babamda da var bunun aynısı. Görgüsüz kardeşim benim. Ay. Canım benim, çok belli kimseler kullanıyor bunu. Şu anda çok trend. Misal bizim arkadaş portföyümüzden milletvekilinde de var. Sarıcı ablanın beyinde de var. Ben görgü tanığıyım. Ha, o zaman ben bunu evde takayım. Bunu dışarı takmayayım, bu kaybolur falan, Allah muhafaza ya. Ne münasebet. Bu saat hep konuda olacak, göreceğim. Bak canım, bu saat senin kaderin. Bileğine vurulmuş bir damga, kol yapılmış bir dövme, kalbinde bir kılıç yarası. Haberin var mı? Kaç dolar bunun parası? Çok elit bir parça Rıza. Nazar değmesin. Evet, evet. Aman. Nazar değmesin. Bunu en iyisi biz kutusunda falan saklayalım. Kovboy, indir ön ayaklarını. Unutma ki ben gölgesinden daha hızlı çile çeken bir gelin adayım. İlgisizlik, şu yandaki saçaklıyla bir takım yaşanmışlıklar. Aradığımda no'ya basmaklar. Hepsine eyvallah. Ama o saat o koldan çıkmaz. Ha ne olur, alırım elime satırı, katur kutur keserim bu kolu, anca öyle çıkar. Hadi ya. Evet Rıza'm, şaka bir yana ama gerçekten öyle. Bu saat sana benim erken düğün hediyem. Erken düğün mü?
Erken düğün hediyesi. Zincirleme sıfat tablaması. Aslında erken düğün değil ama hediyenin nitelemesiydi. Ama sen iyi düşündün. Al sana zincirleme tablama. Al sana saadet zinciri. Erkene çekilmiş yıldırım acil yaz düğünü. Ne dersin? Ah yazık. Bu pıtırcığın da canı çekti görüyor musun? Bence o yalnızlıktan içiyor. Hele. Apartman çok sahipsiz reis. Hırsızlık oluyor, çöpler alınmıyor, giren çıkan belli değil. Sen bir süreliğine yönetici olacaksın ciğerim. Enkaz diyor alıyoruz yani. Halledeceğiz o. Yönetici mi? Hayır. Servet'in balkona diktiği çiçekler bile sabah bir kalkıyoruz ölmüşler. Geceleri neler dönüyor o terasta? Yoksa kuşlar mı gelip gagalıyor? Neler oluyor? Korkuluk dikmeyi düşündünüz mü? Orçunu dikelim. Sabaha kadar beklesin. Zaten bir işe yaradığı yok. İşte böyle kırıcı ifadelerden sonra seni seviyorum'a girince bu, ilişkide güven problemi yaşıyorum dedem benim. Bu mu? Peki senin şirketteki yokluğunda buradaki hükümeti kim devralacak? Ben varım ya. Bir kalfa ayarladım Sayın Kocabaş. Pecerikli, aslan gibi, tecrübeli, muazzam kalibin adamı uşak. Entelektüelliği de çabas. Ya ciğerim biz onun entelliğini ne yapacağız ki? Onun için zaten çabası dedim. Fazladan ponus gibi yani. Ya, kim ki acaba o ya? Kimmiş o? Hayır çünkü bu da sürekli şantiyede ama toplamada sıfır, çarpmada bir. Etkisiz eleman. Bu mu? Babacığım, ya ben niye kale alınmıyorum ben ya? Niye bana açık büfedeki zigzag kesilmiş söz hıyarı muamelesi yapılıyor ya? Ha, hıyar dedi bak ama kendi dedi biz demedik ha. Ben zikzak kesilmiş süs hıyarı değilim. Ben açık büfenin temel taşıyım. En hayati elemanım ben. Pilav döner standıyım ben. Benim önümde kuyruk var. Öyle cabası babası değilim ben. Bizzati kendisiyim. Tutmayın küçük enişteyi. Nur Hayat'ın babasıyla otoparkta keşif yaptık. Ortada bir otopark yok. Sadece park var. Güya başında sendin. Taş üstüne taş konulamış yahu. Bu tempoyla ancak Nur Hayat'la bizim Rıza'nın torunları keser kırmızı kurtalayı. Ama babacığım... Ya bırak Allah'ını seversen. Evet, o kafa gelecek, burada oturacak, işleri yönetecek. Ben de geleceğim, çalışacağım. Rıza da çalışacak. Sen de şantiyede asker olacaksın, tamam. Asker? Peki benim otoparka ortaklık işim... Ne yapacaksın ortaklığı? Karnın tok, sırtın pek. Ben vazgeçtim. Nasıl? Ya asker de düşünme bunları babacığım ya. Tamam, o zaman sen kapıyı tıktıklarsın sessizce. Ben çıkarım, gideriz. Tamam, nereye gideceğiz? Vallahi nereye istersen. Hmm. Ya bir tane İtalyan restoranı açılmış şeye, İstiklal'e. İstersen... Tamam, oraya gideriz. Çok güzel fikir. Yalnız hevesini aldıysan önce uğrayıp Bülent Ersoy'a saatini geri verelim. Çok ayıp oluyor kadın. Ha, bu evet ya, biraz şey değil mi? Yani, ya aile işte hediye almış, ayıp olmasın diye. Valla nasıl kurtulacağımı bilemedim ya. Atsam mı, satsam mı? Ay yükte hafif pahada ağır bir insansın işte öyle ya. Ay Rıza'cığım, biz Gülsün ablalarla... Aa, nasılsın Deniz'ciğim? İyi valla Nur Hayat, bildiğin gibi. Yaşlanıyoruz diyorsun. Ay canım, Çağatay Bey'in gazetede kızlar resmini gördüm. Çok üzüldüm. Ha, niye? Sizin bir ilişkiniz vardı yani. Çağatay'la. Nur Hayat, ablam sana mutfaktan sesleniyor. Ben duymuyorum. Ben duyuyorum canım. Bu köpek düdüğü gibi bir şey ya. Yani hiç kimse duymuyor. Bir tek ben duyuyorum ablamın sesini. Bu yılların getirdiği bir özellik. Bir dakika. Yalnız bizim Çağatay'la bir ilişkimiz yoktu ki. Ha canım benim. Artık sizin dünyada ne deniyorsa ben bilemem. İlişkicik mi, tek gecelik mi, röpte şambur mu, fiktik mi, erke döner gece mi artık. Her neyse geçmiş olsun. Ne demek istedi ki o? Bir... Yani bizim seninle beraber gibi olduğumuzu biliyor değil mi Nur Hayat? Tabii canım o şey ya sizin Çağatay'la falan geçmişte bir haberleriniz çıkmamış mıydı? Ha. Onlar demek ki böyle avşivden falan topladı sonra da üzerine bana masa başı haber falan yaptı herhalde. Deniz. Deniz dedin, ciddi bir şey var. Deniz, senin üzülmeni istemiyorum. Seni ancak ben üzebilirim. Ben üzülmeyeceğim Bora. Bunlar kesin olarak ayrıldı mı? Evet, sadece ailelerin haberi yok.
Deniz, biz kalıtımsal olarak bu aşk işini beceremiyoruz biliyorsun. Uzunuz atletiyiz ama bu ilişki işinde bir sıkıntı var. Doğa bizi aseksüel voleybolcular olalım diye yaratmış. Ben aşk işini gayet de güzel beceriyorum Bora. Ayrıca Rıza da öncekiler gibi değil. İnşallah. Çünkü bir faulünü görürsem smaçla yere çakarım. Evet. Kuru beton da olsa izolasyondan yanayım. Yani açık zeminde nem her türlü demiri çürütür. Hep söylemişimdir bey baba. Emir demir kesmez, rutubet keser. Cumali Yıldırım 2002. Peki hiç düşündün mü bunun maliyeti ne olacak Einstein? Sözleşmeye göre 5 yıl garanti veriyoruz. Herhangi bir çökmede daha maliyetli oluyor. Hem görünmez işsizliği de azaltırsak maliyet daha da düşer. Misal arkadaş orada yarım saattir filo kuruyor. Arkadaş değil, beyefendi diyeceksin, patron diyeceksin. İstersen kaptan diyeyim. Babacığım, ben bu adamı tanıyorum. Bu bildiğin amele. Yahu kalfa. Ama artık kalfa da değil, usta olmuş. Aferin. Amele olmaktan gurur duyarım. Zira emekte hiyerarşiye inanmıyorum. Ben de hiyerarşiye inanmıyorum. Ama bir hadsizlik var. Titrim önemli değil. Yaptığımız işin kalıcılığı önemli. Ben her türlü işi yaparım bey baba ama amele yemiyesi alırım. Kapitalizm bitti. Eşitlikten, paylaşımdan yanayım. Bravo Yıldız. Amele yevmiyesiyle mi çalışacaksın? Tabii tabii. Ya Cumali, biz daha önce niye tanışmadık ki? Sen burada, ben burada. Acaba yollarımız niye kesişmedi? Ya bey baba, senin bir kağıt paran bir şekilde dönmüştür, dolaşmıştır. Olmayacak şey değil ya, benim cebime girmiştir. Mümkündür çünkü çok inşaat işi yaptık. Tehlikeli bir yanım var, destekleyirim bana. Biraz kendinden bahset bakayım. Tarkovski'yi severim. Yapma ya, o da seni sever mi? Tarkovski bir sinemacıdır. Biliyoruz lan. Bir filmini söyle. Lan sen kimden yanasın oğlum? Hayda, dünya tersine döndü. Ayaklar baş oldu. O da olacak inşallah. Ne? Fırsat eşitliği diyorum. Belli mi olur? Belki bir gün ben senin yerine geçer müdür olurum. Sen de amele. Kim bilir? Olur tabii oğlum, o da olur. Sen çalış böyle olur tabii. Hepimiz oralardan geldik. Yahu bu çocuğa baktıkça kendi gençliğimi görüyorum. Ben de ukala bir görüyorum. Affedersiniz, bunaldım. Buranın havası bozuldu. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Bu aşirette ikimizden biri fazla kiven. Arz fazlasıyız biz. Sen kendi hesabına konuş. Bana talep çok. Yapmayın ağalar. Yapmayın beyler. Karnımdaki bu Sami'yi babasız bırakmayın. Uy! Ne? Ne? Aman Allah'ım. Vay 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 vay. Tuhaf. Çok sen. Olamaz ya. Yoksa oldu mu? Olmalı mı? Olmamalı mı? Kestik kardeşim, kestik. Replik İshal'i mi oldunuz ya? Kaptırdınız gidiyorsunuz. Açılayın lafıyla bölüm bitti kardeşim. Senaryo bitti. Niye haftalardır hiçbir bölüm benim suratımda donarak bitmiyor Tufan? Benim de suratım bitmiyor hocam. Aa, ilginç bir fenomen. Ki bu surat 18-45 yaş arası AB grubu kadın seyirci demek. Rating demek. Güzellik, bakım, gıda ve küçük ev aletleri sektörü reklamı demek. Bu surat da başrol demek sevgilim. Tiyatro demek, tragedya demek, yaşanmışlık demek, yıllar demek, televizyonda zirveye çıkmışlık demek. Zirveye çıkınca tiyatrodan istifa edip, dizi kalkınca parasız kalıp tekrar tiyatroya geri dönmek demek. Kimin yüzünde bitti ki bu ara bölümler? Galiba benim yüzümde bitti hocam. Arkadaşların ezber konusundaki umarsızlığı ancak bu tür yüzeysel detaylar konusundaki coşkuları da enteresan. Yok yani önemli değil de. Bu bölüm benim yüzümde bitsin. Ha Tufan abi. Ha. Tufan, neye göre karar veriyorsun kuzum? Yaşlandım mı? Yakışıklı değil miyim?
Kötü bir aktör müyüm yoksa var? Cevap sorunun içinde oldu ya Çağatay. Ya bırakın Allah aşkına. Çekilenleri Hakanlara, montaj ekibine yolluyoruz. En dramatik surat hangisiyse adamlar onu seçip koyuyor son kareye. Ya bu hafta paramız yatmadı demiyorsunuz, bunu soruyorsunuz. Para yatmadı mı bu hafta hocam? Vay anasını, o kadar çok para veriyorum ki farkında değilsiniz. Para demişken, o kadar istiyorsanız her bölümün son donmuş karesini açık arttırmayla satayım size. Ha? Nasıl fikir? Nasıl? Resmen sırtım sırtım. Ama ben 5 kuruş vermem. Anneanneciğim, bu size devletin bir hizmeti. Verginizin karşılığı. Aile hekimi gibi. Gönüllü yardımseverleri sizin gibi böyle emekli, belli bir yaşa gelmiş sanatçılara kişisel asistan olarak veriyorlar. Ne yapacak yani bu adam? Tadımam etmem. Ne isterseniz, çamaşır, ütü, erzak alışverişi, boya, badana getir götür. Bana yaptırmak istediğiniz bütün angaryalar. Ha, uşak gibi bir şey yani. Aynen öyle. Yalnız torunlarım var demeyin. Ben sizin bir ahbabınızmışım. Çünkü yakınlarınız olunca bu hizmetten faydalanamıyorsunuz. Kimsesiz olmanız lazım. Ha, pekala. İyi. O zaman ben sizi tanımıyorum, siz de beni. Harika. Bir de böyle sizin gibi zangoç tarzında sağlıklı olanlara eleman vermiyorlar tabii ki. Siz ona evladım ben çok hastayım falan deyiverin. 7/24 her işinize gibi koşsun. Posasını çıkarırım ben onun. Hiç merak etme. Hiç şüphem yok. Anlamadım. İmzalı resim istiyorsun. Ne istiyorsun? Hayır hemşerim, ikisini ayrı ayrı istiyorum. Vesikalık resim vereceğiz, apartman kimliği çıkaracağız. Buraya da giriş çıkışları saatiyle yazıp imzalayacağız. Bu ne ya, öğrenci yurdu gibi. Bundan sonra böyle hemşerim. Kiren çıkan kayıtlı kuyutlu olacak. Gece bir saatten sonra misafir yok. Çöpler tam zamanında çıkarılacak. Gürültü yasak. Alkol belli bir mililitreyi aşmayacak. Arada ani tatbikatlarımız olacak. Her şeye hazırlıklı olacaksınız. Of demeyeceksiniz, ömürünüzü sıkarım. Ama sıkı yönetim bu. Yönetimi sıkı tutacaksın zaten. Yoksa anarşi olur. Hop, hazırlıksız ani soru. Terastaki çiçeklerin dibine alkol mü döküyorsunuz size? Niye dökelim ya, yazık. İçiyoruz biz hepsini. Terastaki ölü çiçeklerde hasat çemberi, piramitler gibi bir enigma. Ama çözeceğim. Oy, ulan kimin kolu dedim ya? Hadi anneciğim. Rıza, ortalık yere atmışsın güzelim saati. Bak Nur hayat görürse çok üzülür. Tak onu, tak. Hmm. O ne ya? Kristal avize saatin üstüne kusmuş gibi. Sorma. Kurtul ondan dayım benim. Nur hayat başka kızlar sana bakmasın diye almış o saati. Uyandırayım. Nasıl kurtulacağım? Sen çok konuşuyorsun ama Orçun. Çocuklar her lafa karışmaz. Değil mi? At saçını arkaya anneciğim, at saçını arkaya. At, 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 at. Sektirme annenin elini. Annenin eli sektirilmez. Annenin eli öpülür. Biz kermese gidiyoruz. Oğluşumla tığ işi, iğne oyası falan bakacağız. Dayısı. Testosteronlarımın geri çekildiğini hissedebiliyorum dayısı. Hadi. Tak saati, tak koluna. Tak, hadi oğluşum. Bakalım. Deniz... Ben Bora. Sen gelsene az içeri.
Yok yani ayrıldık. Yani öyle nişan falan da yok artık. Kesin. Evet. Hatta... Bak, Deniz'e söylemedim kardeşim. Sana söylüyorum. Bu aslında bana Nur Hayat'ın hediyesiydi. Al senin olsun. Ne yapacağım ben bunu? Disko topu mu yapacağım? Yok et kardeşim, yok et. Gözünü seveyim ya. At, sat. Sen satıyorsun ya bulduğun her şeyi. Bir dakika. Rüşvet mi bu? Ne münasebet ya? Kanıt bu. Bak artık kızın hediyesini çöpe atıyorum yani. Düşün. Yani çok da beğendiğim bir şey olduğu halde ama... Ne yapacaksın? Kızla aramızda duygusal bir şey kalmadığı için senin olsun yani. Yok et kardeşim ya, Allah Allah. Yok et, kaybet. Kimse var mı? Gülistan Hanım. Kimse yok mu? Rıza. Rıza. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ahmet'e seslendim de ben. Yok galiba evde. Ahmet! Bağırıyorum, bağırıyorum deminden beri. Yok herhalde. Neyse, o zaman şey yapmayayım ben. Telefondan arayayım. Güzel, bunu iyi düşündüm telefon olayını ki... Graham Bell benden daha önce düşünmüş. Hadi bakalım. Yanda arıyorum. Ben geldim, kapıyı tıklattım. Bora açtı. Güzelce sürpriz oldu bana. Teras kapısını tıklıklayacaktın ya. Hayır, ben sokak kapısı demiştim ama artık neyse. Çıkalım mı? Tamam. Hava kararmadan dönün gençler. Hava kararmadan mı? Gençler mi? Aa, kendiniz mi? Senin kendi saçın mı? Evet. Peruk gibi ayol, simsiyah da boyamış. Evet. Bir ihtiyacınız olduğunda, bir isteğiniz olduğunda ben yanınızdayım artık. Bora bahsetti. Böyle sizin gibi tarihi bir kişilikle tanışmak. Tarihi mi? Napolyon muyum oğlum ben? Hayır, yani sizin gibi bir dost edinmek benim için şereftir. Biz sizin oyunlarınızla büyüdük. Pek büyüyememişsin ama. Yani yıllardır tiyatrolardan hayranınızım, hizmetinizdeyim. Beni bir oğlunuz gibi görün. Senin gibi oğlum olsa intihar ederim ayol. Nasıl? Ben biraz dükteciyimdir evladım, kusura bakma. Estağfurullah. Ah çocuğum, yalnızlık, yaşlılık, hastalık işte. Hiçbir yakınım, akrabam da yok ki. Lütfen, lütfen. Kimsesizlik yok artık. Ben sizin ailenizim, en yakınınızım. evet. Yapılacak bir işiniz var mı acaba? Ah canım, zahmet olmasın. Estağfurullah, ne demek? Şunları bir hallediver. Tabii. Beyazlar ütülenecek.
Üçüncü teki şahıs. Uzun saçlı, dağınık saçlı genç üçüncü teki şahıs. Biz ne anlatıyorsun lan bada bada? Ne anlatıyorsun? Hey dostum, aa. Okay. Ortamımız hoş, modumuz serin. Okay. Oğlum el kol yapma lan bir dakika, bana. Bir dakika, bir dakika. Lan ne bir dakika? Bir dakika! Yüzme vurma, okey? Yüzüne lan! Buraya girdiğinizi gördüm, sizi uyarmak için geldim. Dışarı çıkmayın, ortalık karıştı, kavga var. Öyle mi? Dışarısı çok tehlikeli. Ama burada benim yanımda güvendesiniz. Pelin ben. Orçun. Kavga niye çıkmış? Bir öküz bir hanıma asıldı muhakkak. İnce ince gir aralara, baştan savma yapma. Yok efendim, yok tabii ki, tabii ki. İnce ince tabii ki. Alo. Çalışıyorum. Ne yapacağım? Belli belli. Bezgin sesinden belli. Babam dediydi şantiyede olacak diye. Biz de yemeğe oturduk. Sayıyoruz sayıyoruz. Bir nüfus eksik çıkıyor. Dedik bir Selahattin Çakaler vardı. Ne oldu ona? Vallahi müthiş bir çocuk. Müthiş. Ateş parçası. Gülistan, babam benden mi bahsediyor? Cumali mi? Sen de mi tanıştın Allah'ın Neandertal'iyle? Ne zaman tanıştın? Tamam. Kapat hadi, kapat. Ailem mi arıyor? Benim ailem yok ki. Yapayalnız bir insanım ben. Ben de öyle, ben de öyle çocuğum, ben de öyle. Gümüşleri bitirdikten sonra ayakkabıları boyayacaksın. Kapitalizmin emrine girmeyi reddediyorum Pelin. Bohemim ben. Düzene karşıyım. Daha çok başıma buyruk yazıyorum. Orçun sen kaç yaşındasın? 27. Aa. Ya. Daha genç duruyorsun. Baby face olunca. Sen? 29. Tek başına mı yaşıyorsun? Yok. Ev arkadaşlarım var. İki oyuncu kız. Deniz ile Atılay. Ama sevgili değiliz yani. Şu an bir ilişkim yok. Dipnot olarak belirtmek isterim. Yani buralarda mı oturuyorsun? Yan apartmanda. İstersen sana evimi gezdirebilirim. Alo. Reis. Terasta martı saldırısı var. Yetiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tam dizi yüzümde bitecek, bu olabilir mi ya? Bu şanssızlıkta uzay artık yani. Geçer kardeşim, boş ver, üzülme, bu da geçer. En azından o Orçun kakalağını uzun süre buralarda görmeyeceğiz. Acayip tırstı çünkü. Hadi ben yatıyorum, hadi. Sana iyi geceler. Eyvallah. Ne oldu fare be? Hayır, kakalak. Ne? Arkadaş, birazcık zarafet ama ya. Langır langır dalıyorsunuz özel hayata. Ama Orçun Bey, biz de yani bu saatte işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ne? Magazinciye mi bağladım ben ya? Oğlum bana hangi ağrı kesici verdiniz ya? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Kız attık eve. Sen bile. Ben de kendimi terastan atayım bari. Çıkma çıkma, reis devreye geziyor. Kime karşı? Martı saldırısına karşı.
olur bu gece burada kalayım, kıza benim evim dedim ya. Ne? Biz kimiz peki? Ev arkadaşım Deniz'le Açılay'ın yancılarısınız. Arada bir burada kalmanıza bir şey demiyoruz. Bir şey sormak istiyorum. O yatak örtüsü benim mi? Vereyim mi? Hayır, hayır! Hayır! Çok sert, gerçekten çok sert. Ne yaptın lan örtüme? Örtüye bir şey yapmadım ben, daha çok kıza... Abi anlatma, anlatma lütfen. Ha, zaten meyalini biliyorsunuz, yapmadığınız şey değil. Örtü istemiyorsanız ben olay yerine geri dönüyorum. Aa, istemiyorum. O örtü hayatımdan çıktı. Artık senin. Eyvallah. Ha, bir de bir şey var. Lütfen bozmayalım. 27 yaşındayım. Aileden zengin, bohem bir sanatçıyım. Ve yan taraftaki sonradan görmeleri hiç tanımıyorum. Çok teşekkür ettim. Kolay gelsin çocuklar. Piyanım, piyanım. Yabancı değil. Piyanım, başka bir evden geçtiydin bu terasa ama... Saat de geç öldü. Yatın. Yatın bakayım. Hadi bakayım. Leyla'yı lan ya. Nereye koydumsa artık, yani bir yerde mi düşürdüm? Terastan aşağıya mı uçtu, saksağı mı kaptı, ne olduysa yani? Çok moralim bozuk ya. Dün akşamüstü bilfiil şu sefanın üzerindeydi. Öyleydi değil mi? Vallahi günahını almayayım diyorum ama... dün Deniz girmişti bizim eve, şuracıkta yakaladı. Ne? Abla bak saçmalama. Bunu geçen sefer de Nur Hayat'ın kayıp yüzüyle ilgili yaptınız. Elektrik süpürgesinden çıktı. Küçüldünüz, şu kadarcık kaldınız. Ben bir şey demiyorum da yani buradan göz göre göre gitti saat. Nereye gitti? Ya abla ben o saati sonra aldım, koluma taktım ya. Neyse artık ne yapalım yani, hani kısmet değilmiş. Koruma şunu Rıza, koruma 35'lik loytayı. O neler görmüştür o, o feleğin çemberini. Hula hoop yapıp kalçasında çevirmiştir o. Yok yok, ben sokakta düşürdüm saati, biliyorum ya. Aç bunlar, aç. Aç insan her şey yapar. O saat bunun bir yıllık kazancı. Kaç dakika diyecek o bu saat için. Yap bir kaba hesap. Nuru Hayat. Ben gidip soracağım şunu. Abla ya. Canım suçlama yapmaksızın soracağım sadece, Allah Allah. Hani saati bir yerde gördünüz mü diyerekten. Komşunuz değil mi ayol? Belki terasta gördü, kaldırdı bir yere değil mi? Mümkünatı yok mu? Kendi mücevher çekmecesini kaldırmış olabilir. Yanlışlıkla. Ama ha. Pelin, ev arkadaşlarım Deniz ile Açılay. Merhaba. 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 Ben küveti doldurup biraz keyif yapacağım. Tabii, rahatına bak tatlım. Versin. Acele etme, anahtar falan verelim, üfleyip köpük çıkarırsın. Evde 6 tane banyo olduğu için. Orçuncuğum. Bu heyecan verici tecrübenin sevişmişliğini kutluyoruz. Ama eğer farkındaysan şu anda evde metrekareye 2 kişi düşüyor. Mülteci kampı gibiyiz. Bora dün gece bizim odada yerde yattı. Ben de üzerine bastım. Bir de Orçun, Pelin'in kolundaki Rıza'nın saati değil mi? Dayım istemiyordu ki, nasıl yok etsem diye yer arıyordu. Ben de ortada gelince
hediye ettim. Hayır, biraz pahalı bir hediye. O... Deniz! Aa, Orçun. Ben seni odanda uyuyor pozisyonda sanıyorum çocuğum. Ha, yok, başka pozisyonlardaydım anne. Sabah erken uyandım. Deniz ablalara da kahvaltı sözüm vardı. O yüzden akşam da Emir abilerle bilgisayar oynayacağım uzun uzun. Uzun uzun oynarım şimdiden söyleyeyim. Deniz'ciğim bir konu tahakkuk ettim. Rıza'nın saati kayıp. Acaba hiç etrafta gördünüz mü? Ben? Yok. Ha. Çünkü dün salonda bizim sehpanın üstündeydi. Siz de eş zamanlı olarak bizim salondaydınız. Hani belki dikkatinizi çekmiştir. Evet. Hayır, görmedim öyle bir şey. Hmm. Hani terasta falan buralarda düştüyse... olur da öyle bir şey gözünüze iliştiyse... hani bir iletişim kopukluğu olmasın diyerek. Ay, yok canım, olur mu? Öyle işte zaten pırlantalı saat görsem haber vermez miyim? Pırlantalı olduğunu nereden biliyorsunuz? Gözüne far sıkılmış tavşan gibi kaldınız. Ne oldu? Neyi ima etmek istediniz ben anlamadım şu an. Yani bir, ne, dişlek olduğumu mu ima etmeye çalışıyorsunuz? Ne? Konu ne? Zannediyorlar oğlum. O kadar kötü bir şey mi bu? Efendim? Katil zannetmelerinden iyidir. Çok sempatik hırsızlar da var popüler kültürde. Arsène Lupin, Robin Hood. Orçun, seni öldürürüm, katil olurum. Çok sempatik katiller de var popüler kültürde. Mesela? Kovboylar. Saati Calamity Jane'den geri al, yoksa bütün marifetlerini reise söylerim. Kabilenin reisine. Hayır. Karadenizli reise. Oy. Neredesin evladım? Sokaklarda sarsak sarsak mı oyalanıyorsun? Hayır efendim. Bir koşu gittim geldim vallaha. Aa, üstün başını düzelt Allah aşkına Ayta. Okey, okey. Okey mi? Okey neymiş? Okey diye bir şey yok Türkçe'de. Peki iyi efendim diyeceksin. Peki iyi efendim. Götür içeri as onları oğlum. Sağ olasın. Alo. Selahattin'i aramıştın. Kim açtı kız? Selahattin meşgul. Sonra ara canım. Alayım ben onu efendim. Alayım. Alo. Neredesin sen Selahattin? Hı? İki gündür dağlık arazide izni kaybettiriyorsun. O telefonu açan kadın kim? Karın değil biliyorum. Şey ya işte... bir hanım. Allah seni benim başımdan eksik etmesin Selahattin'im. Ben onu kendi başıma anlayamadıydım biliyor musun? Ne diyor? Bir hanım diyor. Puh onun suratına. Hah. Zerin de burada çok çok suratına tükürüyor. Kız, sen insanı silikon askısı kopan südyen gibi yarı yolda bırakan bir tipsin de. Senin adeta yaz başı beyaz bıngıl vücuda bikini denediğimde yaşadığım hayal kırıklığı, ümitsizliksin de. Bile basen genişleyince small beden kilodun yanlarda bıraktığı iz gibi sadece bende geçici bir iz bıraktın de. Bile selülit gibisin senden kurtulmak istiyorum de. Sevgi, anam madem kilo alınca bu kadar moralmanın bozuluyor. Ayaklama makinesi gibi yeme o çekirdekleri. Onlar yağlı anam. Çok depresyona girdim ama ya. Değirmeyin taşı gibi olmuş kalçalarım. Ya hanımefendiler. Ben biraz meşgulüm. Selahattin, kim o kadın söyle. Yahu. Yaşlı. Yaşlı mı?
kaç yaşında? Kaçlıymış kadın? 80. 80. Süksünlü. 32 yaşında karı mı yaşı? Tüh onun suratına. Aa, hadi ama Selahattin. Daha evi toplayıp alışverişe gideceğiz. Evi mi? Evinde misin karının? Ne alışverişe mi götürüyorsun? Ne oluyor da ya? Hadi gülüm. Ben seni sonra ararım ya. Hadi hoşça kal. Kusura bakmayın arkadaş. Efendi, edepli arkadaşlar bul kendine. Neden öyle ciyak ciyak? Buradan sesi de duyuyorum oğlum. Peki anneciğim. Anneciğim mi? Benim saatini alabilir miyim? Ne yapacaksın? Sana hayat görüşümü anlatacağım. Bu Afrika'da elmas madenlerindeki zavallı işçiler tarafından çıkarılmış pırlantalarla süslü saat, vahşi kapitalizmin trajik bir sembolü bence. Ah! Şu tarafa, bu tarafa! Bir dakika! Ben buldum ya! Lan bırak lan! Bizim saatimiz Allah'la başım belaya sokmadı. Uzan! Allah ya! Ay inanmıyorum şunun yüzüne başımıza gelene bak. Küpen falan fırladı ha. Yok ol Deniz, yok ol. Lan bizim evde bir yer var, kanepenin altına falan at. Aman bunlar nereye gidiyormuş? Bunlar nereye gidiyormuş? Ya kapitalizme karşı boyan bir eylem yaptım. Kaç paralık saatti o? Deli misin sen ya? Uçuk gitme geri. Kal burada. Bunu ben de sizin eve koyacağım tamam mı? Anneler gelirse sokma içeri veya bana bir işaret yap. Ya 24 saatte bu kadar aksiyon bana fazla arkadaş ya. Ben sizi bir yere götüreyim. Vallahi nereye götüreyim ben sizi ha? Hadi siz, hadi istiklale. Oğlum çok yürüdük, ayağım ağrıyor. Ay, Rıza'cığım çekilir misin kapının önden? Aa, bodyguard gibi sokmuyor içeri. Haydi! Pelin, deli olabilirim ama yani bu kadar zamandır bir şikayetin yoktu. Ya 24 saat menü dersi pırlanta saati kabul ederken iyiydi ama. Ya, dur sen, dur. Tamam, dur. Geliyorum ben. Oldu iyi, dur. Ulaşamadım da ben. Seslendim de şöyle kapıdan şey yapmadı. Yok herhalde evde. Hiç evde oturmuyor bu çocuk ya. Çok enteresan. ne diyelim? Hoş geldiniz diyelim o zaman. Ne dönüyor burada ya? Saati geri koymaya geldi. Kesin. Saçaklı Arsene Lupin. Tabii bir süpürünce burada bir yere attı. Hani elde düşmüş olacak güya. Deme ayol. Şeytan. Ay kapımızı kitlemeden çıkmayalım artık ya. Gözümüzün üstünden sürmemizi çalacaklar neredeyse. Bakın buradadır saat. Halının altına, kanepenin altına, yemek masasının altına bakalım. Ruhumu okurum ben böyle tüplerin. Bak.
Hanımlar. Ben size söylemeyi unuttum. Ben saati buldum ya. Nerede? Ya elimi yıkarken hani içine su kaçıp da bozulmasın diye pantolonun cebine koymuşum. Ben onu orada unutmuşum, iyi mi? Ama ablacığım, ama Rıza, sen bir fil birbirimize kattın bizi yahu. Ne organizeler, ne komplo teorileri, ne koordineler canım. Ay ikinci defa günahlarını aldık. Ay bunlar ahirette fitil fitil burnumuzdan gelecek. Vallahi o iftira atan dilimizi böyle ensemizden çekecekler yukarı. Ben söyledim size. Ama anacığım, bu Deniz'i niye ikide bir bizim salonda ya? Ahmet nerede, Ahmet nerede diyerekten neyin peşinde anlamadım ki. Ben anladım Gülsün ablacığım. Vah vah, tabii. Ben çözdüm işi. Bana bırakın siz. Ne işiymiş o? Hayırlı bir iş. Über sert. Bu gerçekten über sert. Yani inanamıyorum. O kadar da konuşuldu ya bu. Ya benim yüzüme bitir yani diziyi, değil mi ya? Ne var ya? O kadar gündeme geldi bu. Tamam, özür dilerim. Diyaframdan bağırmayacağıma söz vermiştim. Ben istemiyorum zaten, benim yüzüm de bitmesin. Çünkü tek gözüm Şehla benim. O görüntü böyle donunca o böyle belli oluyor. Ya Emre, o kadar istiyorsan, istersen bu bölüm son sahnede Deniz'le ikimiz sana bakalım. Belki dikkati sana çeker, sen de donar son kare. Öyle mi diyorsun ya? Ha. Oh. Açılay, sen zayıfladın mı ya bu aralar? Tek kişilik gösteriden oldu. Yani spor yapmıyorum. Tiyatroyla zayıflıyorum tatlım. Kafamı oyunculuğa takıyorum. Senin gibi dizinin son karesine değil. Bir dakika. Mola sataşma var burada. Varsa sataşma var. Gençler, azıcık bir sessiz olalım. Yengenizden ayıp oluyor. Bir dakika ya. Sen bu saati bana verdin mi, vermedin mi arkadaşım? Ya verdim de işte. Niye takıyorsun yine? Hani eski nişanlının hediyesiydi de artık istemiyordun. Ya şimdi biz ailelere söyleyemediğimiz için konuyu... Bak, bizim karşı yakada bir söz vardır. Üstüne uymayan formayı giymeyeceksin. O bizde de vardır ya. Bak demek o her yerde demek. Bak, ben aşığım, ben romantiyim. Cart curt diyorsan net olacaksın, Deniz'i üzmeyeceksin. Ha ben çapkınım, santrıforum, 2-3 tane manitayı aynı anda idare ederim diye geziyorsan... ...o işin de formasının hakkını vereceksin, trafiği karıştırmayacaksın. Ama o zaman da benim ablamdan uzak duracaksın. Abi nasılsın ya? Nasıl gidiyor Afife Hanım'la ilişkiniz? Sadomazo. Ne? Sadist bir kadın o. Ben onun kocası niye erken ölmüş anladım. Niye abi? İntihar etmiş kesin. En kolayı. Ölmüş kurtulmuş. Ya bittim oğlum ben.
Sürekli azarlıyor, aşağılıyor, eziyor. Ezik miyim ben ya? Yok abi. Ezik, böyle yassı, iki boyutlu bir tip miyim ben ya? Hayır abi. Dışarıda görsen ezik der misin bana? Demem abi. Şey, eziyor, üzerime basıyor diye ses çıkıyor benden ya. Deme öyle abi. Peçeteyle alıyor, tuvalete atıyor beni. Bununla da kalmıyor, sarkastik şakalar yapıyor, gülüyor. Yapar abi. Sence ne zaman ölür bu? Yani işte... Bak, bir aydan fazla olursa 5 milyon dolardan aşağı olmaz. Açık söyleyeyim, gerçekten olmaz. Yani bize gelişi öyle, olmaz. Bu nasıl bir karaciğer kapasitesidir ben anlamadım Sayın Kocabaş. Bu aşağıdaki tekel bayi var ya, sırf bunlara çalışıyor. Yan tarafta bir kız var, postoriye sermiş. Tahminim emir danışmanın fanfifone. Hiç haberimiz yok bak. Pizzalar hani, mizzalar hani hep kapının önüne ataylar. Ayıptı ya. Karınca oluyor hep apartman. Bu işi sana devrettiğimiz iyi oldu reis. Peki çiçeklerle ilgili bir bulguya ulaştık mı? Bazı ipuçları yakaladık. Ama bilimsel testlerin ışığında net sonuçlar bir haftaya alacak. Bu esrarı çözeceğiz. Aa, Selahattin. Ha. Ben seni geldiğinde yattın mı sandımdı? Nasıl? Şeffaf mıyım ben Gülistan gelince görmüyorsun beni ya? Yiyecek ne var? Biz bir şey ayırmadık. Sen yemek yiyecek miydin? Yok, fotosentez yapacaktım. Asabisin bu aralar. Allah sonumuzu hayretsin. Bu otopark inşaatı senden alındı diye mi? Ne? Nasıl ya? Şantiyeye gitmiyor musun? Babam dedi ki zaten Selahattin'in heyheyleri üstünde. O daha küçük dekorasyon işlerine koştursun. Otopark inşaatını da Cumali Bey organize etsin dedi. Cumali Bey mi? Bey mi oldu şimdi? O alan nerede? Yanda doktorlarda Cumali'nin verdiği sanat filmlerini seyredecekler. Cumali mi? Cumali mi oldu şimdi? Ne desem olmuyor Selahattin. Cumali desem olmuyor, Cumali Bey desem olmuyor. Ne diyeyim? Cumali Gil mi diyeyim Selahattin? Ne diyeyim? Hanım. Ne yapsak, sevişsek mi? Alt dişimi çıkardım Şehmuz. Of, her akşam bir bahane. Ya keyfin yok, ya alt dişin yok. Benim dişinle bir işim yok ki. Uykusuzum. Bu aralar sabaha kadar 50 kere kalkıp beni de uyandırıyorsun. Kim kalkıyor yahu? Ben bir yatarım, küp gibi uyur, sabah kalkarım. Olur ayol. Bütün gece köpek ayağı yemiş gibi fıttır fıttır dolaşıyorsun evin içinde. Allah Allah, ya sabır. Çiçeklerime ne olmuş, bir şey çıktı mı? Ha? Ya bu alt dişi yok, bu kadar konuşuyor. Dişleri olsa kim bilir neler neler anlatacak. Vallahi şimdiye kadar bitirmiştik bu kadar konuşacağımıza. Hadi yat, uyu Şehmuz, hadi. İyi akşamlar. Hayırdır? Canım oğlum, Orçun'um benim. Sana verdiğim Potemkin Zırhlısı DVD'sini seyrettin mi? Bayıldım babacığım. Sizin bu sinemada sosyalizm külliyatınız kimsede yok. Ne babası lan? Orçun! Seni seviyorum. Beni mi seviyorsun? Ben de seni seviyorum, koçum benim. Ne oluyor lan burada? Cumali bak ne diyeceğim. Ben artık yaşlanıyorum. İşleri sana devredeceğim. Şirketi senin üzerine yapacağım oğlum. Nasıl?
Gerek yok babacığım Allah'ın sen. Hem ben ne yapacağım o kadar parayı, öyle değil mi? Yani emekçilerimize eşit dağıtalım, bir kooperatif gibi. Ne dersiniz? Lan yazık değil mi şirkete ya? Muslukçunun amelenin elinde ziyan zebil olacak. Hey! 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 Benim yakışıklı kocama yakışır o para. Kendisi belli bir kimse. Ha sonunda aklı başında biri geldi. Gürüstan. Al canım. Sağ ol güzelim. Popo kaldıran taytlardan sonra hayatta başıma gelen en güzel şey Cumali. Kız. Ay! Allah! Allah! Vallahi boyu boyuma, huyu huyuma, küheylan gibi beyim oldu. O yer mantarına heba ettiğim yıllarımı acırım. Aman boş ver onu. Beceriksiz, kifayetsiz garson boy. Kifayetsiz. Ben. Bir kere kifayet boyda değil, işlevdedir. Efendim bunu herkes bilir. İsterseniz arayalım Tülay Hanım'ı. Kifayet ne demek size anlatsın. Lan! Ben konuşurken suratıma bakın lan! Kusura bakmayın. İşçisin sen, işçi kalacaksın, giyeceksin, tulumunu gideceksin, bekar evinde zıbarıp yatacaksın. Ne işin var lan senin burada? Alo? Tülay? Kim? Canım ben arayacağım sonra gelirim, tamam. Tülay! Tamam hadi. Hadi gudise. Var ufak tefek bir şeyler. Aa. Yakışıyor. Buna yakışıyor. O yüzden bir şey demiyorum. Ay. Cumali, ne haber kardeşim ya? Sağ ol canım benim. Kardeşim, kardeşim mi? Evet. Herif akıllı, tatlı, entelektüel. Selahattin, vallahi seviyoruz ailecek. Ya kusura bakma, sen artık bizim için yoksun. Ay, lan! Allah'a tadı kaçtı bunun artık. Billahi tadı kaçtı. Artık yeter, ben uyanmak istiyorum. Ter içinde kaldım ya. Ter içinde kaldım. Böyle rüya mı olur lan? Böyle rüya mı olur? Uyanmak istiyorum ben. Uyanmak istiyorum. Uyanmak istiyorum. Allah! Ah! Allah! Ah! Bitmiyor bugün yahu! Bitmiyor bugün! Tabi orada baksın benim!
Aa, pardon? Öyle işte. Akşam başka bir yerde kalabilir misin? Çünkü Pelin'in arkadaşları geliyor buraya. Ha, kızlar. Aa, ben niye başka yerde kalıyorum? Ya darılmaca yok. Geçen sefer geldiklerinde seni biraz boş, yüzeysel ve kendini beğenmiş bulmuşlar. Yani o kolpa her dakika senin evinde olmasa olur mu şeklinde bir eleştiri var. Kolpa. Emir danışman, kolpa. Wow! Yani madem o kadar para kazanıyor, niye hala Orçun'un yancısı gibisinden yani. Cumali, abi araba arabaya çarptı, kesin. Cumali. Abi. Çok çalışkan çocuksun be. Has delikanlısın, ben sana söyleyeyim. Lan içimden geldi. Al. Bu saat senin olsun. Kız şeysi değil mi bu? Oğlum fark etmez işte. Al saati, sat. Sat, güle güle harca. Yok, hediye mal satılmaz. Öküzlüğe girer. Ben bunu arada özel günlerde cinsel tercihimin net olarak belli olduğu ortamlarda çekinmeden takarım. Tamam, tamam. Nasıl istersen fark etmez. Ama sakın bunu. İş yerine takmak yok. Aman. Düğünlerde falan. Daha. İş yerinde. Hele bir de ben bunu şantiyede taksam ameliyat takımı sence beni kale alır mı abi? Hiç sanmam. Yani şantiyeye bir netekle gitsem daha iyi. İskoç dersin, bir şey dersin. Şimdi Cumali, sen bunu demek ki bir anı olarak böyle kimseye göstermeden, kimseye söylemeden, tamam bir mı? Bir emekçiye takılmış madalya olarak kabul ediyorum. Özel günlerimde takacağım, evde saklayacağım. Hiç merak etme. Canımsın. Balımsın. Balımsın. Saatten oldu abi ya. Oğlum, bu nasıl takım elbise böyle? Üstünde kendimi görüyorum. Değiştir onu. Peki efendim. Seninle sonra klasik müzik dinleyeceğiz oğlum. Artık köylülükten kurtul biraz. Olur efendim. Şu koca göbeğini erit. Ayıptır bu yaşta. Elegan ol, atletik ol. Olurum efendim. Lumpen olma evladım. Şehirli ol, İstanbullu ol. Bak, bundan başka İstanbul yok. Yok efendim. Ay, sevmedim ben bu halıyı. Bunu götür, öteki halıyı getir, sar. Ağzını yüzünü bükmeden. Ben seni yetiştirmeye çalışıyorum, geliştirmeye çalışıyorum. Benim hakkım ödenmez. Anneciğim. Bu da tutturdu anneciğim diye. Evet evladım. Sizin hali hazırda benden başka yakınınız yok, değil mi? Yok çocuğum. Bütün hanlarımı, hamamlarımı sana bırakacağım. Sen de hepsini kebapçı yaparsın artık. Yok canım. Allah gecinden versin. Nasıl mevzular bunlar? Ama yine de yarın ne olacağımız belli değil. Bir ara notere uğrarsak miras işleri için. Miras mı? Of. Yüzünde böyle kar maskesi. Tam cüzdanı alıyordu. Ondan sonra birden saati gördüm. Sen saati görünce bıraktı cüzdanı. Çat buradan sürttü saati. Saatte 30 kilometre hızla böyle ufukta kayboldu. 30 kilometre. Aman Allah'ım korumuş. Düpe gündüz Beyoğlu'nun ortasında. Çok asayiş kalmamış ki. Asayiş kalmamış. Neyse artık ne yapalım, cana geleceğine mala gelsin. Kesin bilen biri bu. Ne? Saatten haberi olan biri. Tanıdığımız biri yani. Yoksa niye kar maskesi taksın? Hayda Nur Hayat yani. Karakola gidelim. Ben bu işin peşini bırakmam. O insanı dar ağacında görmeden gözüme uyku girmez. Aşırı yükseldim, oturuyorum. Nasıl ilaç Selahattin abi? Uyku ilacı. Sert olacak. 10-15 tanesi öldüren mi? Ne yapacaksın abi onu ya? Abi şu an aklıma gelmedi benim ya. Sen bir eczaneye meczaneye ara, sor istersen. Hadi oldu. Anne!
Evet. Geldik mi yine bir bölümün son sahnesine? Ya. Senaryoya bir tek laf ekleyeni ayağından tavana asarım. Hadi bakalım. Moraller iyi, enerjimiz yüksekken kayıt. Oyun. Zahter, bize doğruyu söyle. Bu çocuk hangimizden? Zahter, yüzüme bak. Gözüme bak. Allah'ım. Allah'ım. Yahu. Asıl sen ne yapıyorsun ya? İteklemesene oğlum beni. Ya iteklersem ne olur? Hırpalarım seni. Çok dramatik hırpalarım. Öyle mi ya? Hırpalasın hadi. Oyuz! Eyvallah, eyvallah. Bravo. Bravo. Sizler bu ülkenin en eğitimli, en duyarlı, en hassas insanları. Aktörler. Siz de küçük zaferler, ucuz oyunlar için birbirinizi yiyin. O unutulmaz, o muhteşem, ölümsüz suratlarınız 4 saniye daha ekranda kalsın diye. Cılız bir hırs uğruna hayvanlar gibi dövüşün. Oysa biz insanı insana... İnsanla anlatmıyorum. Bu arada daha çok Çağatay abinin öküzünü... Yapma! Bunu yapma! Bizler neyiz ki? Birer enstrüman. Duyguları, hikayeleri anlatabilmek için birer resim. Biraz sessiz sadece. Kim hatırlıyor ilk Lady Macbeth'in yüzünü? İlk Venedik tacirinin kaç dakika alkış aldığını? Belleklerde karakterler kalıyor yalnızca. Bizden daha gerçekler. Patlangoz, koz, koz yatağı. Pardon. Yani sevgili dostlar, aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olduğumuzdaysa sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Sonra gün ağrır, temizleyiciler gelir. Replikler yerlerine kaçışırlar. Çok utanıyorum ya. Ben de abi affetmedim. Açılay, montajcı Hakan abi bugün hastaymış. Onun için hediyeni verememişler. Bir de geçen hafta pasta yollamışsın, diyabeti varmış. Bir daha tatlı yollamasın, geçen haftalarda olduğu gibi bütün ekibe kebap gönderirse daha makbule geçer demiş. Perde. Buyurun. Ali Ali! Ah! İçme! 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 Katil! Pis katil! Ne oluyor oğlum? Oğlum. Öldüreceğim seni. Ne yaptın anneannemi? Vallahi bir şey yapmadım ya. Aramızda bir şey yok. Tipim değil zaten. Oğlum bir dur. Bir dakika. Bir dakika. Anneannemi? Ne yapacaktın uyku ilaçlarını? Anneannemi öldürüp mirasına konacaksın değil mi? Ne? Yok oğlum. Ya kendim için ya. Uyku uyuyamıyorum oğlum. Sürekli kabus görüyorum ya. Ha. Bana ne? Git evinde uyu. Git çık. Rahat bırak anneannemi de. Yok zaten parası falan da yok onun. Hadi. Lan. Lan sen bana Angarya işleri yaptırmak için dalavere mi yaptın lan yoksa...
Olabilir, olabilir. Bitti. Zaten nefret ediyorsun. Aa. Yok eziyor, yok aşağılıyor, bilmem ne. Hadi çık. Tezgahın önünü kapatma, hadi. Aa, ben mi eziyormuşum ayol? Evet anneanne. Aa. Hadi bitti. Ötüp duruyorsun, şikayet edip duruyorsun. Ben yapacağım anneannemin işlerini bundan sonra. Ya, hadi çık, yürü. Yok, parası da yok, bir şey de yok. Benden de daha sağlıklı. Hadi dağılın. Gitsene abi. Naş, özgürsün. Oyun bitti. Ya ne istiyorsun? Gitmesem. Pardon? Ben anama çok benzettim onu. Hadi lan. Vallahi anam da beni hiç sevmezdi. Hep Ahmet'i severdi. İtekliğe itekliğe beni bundan hiçbir şey olmaz derdi. Akıllı kadınmış. Al işte aynı tavır. Onda annemi gördüm. Eze eze bitirdi beni. Oyumu beğenmez, boyumu beğenmez. Rahmetli okuyamadım diye sürekli aşağıladı beni. Aşağılıya aşağılıya. Sonra şey derdi. Benim hakkım ödenmez derdi. Anneciğim, anneciğim. Aa, eyvah, evlatlık aldık. Selahattin abi, hadi. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Arada bir gelebilir miyim? Gel ama sıkılırsın. Abi, bir topla kendini ya. Allah Allah. Mektup yazsam? Mail at. Ha, olur, olur. Annem benim. Ellerinizden öperim, saygı duyarım. Kusura bakmayın. Eyvallah. Tabii ki yani insan duygulanıyor. Aile önemli. Ana baba önemli. Sözüm size gençler. Ben miyim o? Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Ay, işim şişti. Stockholm sendromu mudur, nedir? Bu ne? Ay, biz kendimize hazırladık canım ama sonra vazgeçtik. Edip boşa gitmesin, Ahmet yesin, içsin. Edip bakayım sen tek başına da yeme. Kim var, kim var? Aa, Deniz çağıralım. Deniz mi? Ay çok tatlı kız değil mi? Pek hoş, iri kuyum böyle ha? Canım dengeler hem de. Aa, siz meslektaşsınız ayol. Oh, oh, oh. Ne doğal edersiniz bana sonra. Deniz. Gel canım. Ahmet'e eşlik etsene, yemekte yalnız kalmasın. Hem kimse yalnız kalmasın hayatta da, öyle değil mi? Hadi bakalım, afiyet olsun. Neymiş? Anlamadım ama yemek hazırlanmış, sonra plan mı değişmiş ne? Siz yer misiniz dedi. Bir şey söyleyeceğim Ahmet, bu kız hani bize çöp çatanlık yapıp bizim Rıza ile aramız bozulsun diye mi uğraşıyor? Ne yapıyor ya? Ha, bilmiyorum ki ben hiç... Ahmet, bu kız bizim Rıza ile ısınma turları attığımızı biliyor değil mi? Herhalde. Ama ben bilmem ki, hiç anlamam konulardan ya. Ahmet, Rıza Çeşme'yi sever mi? Bir davet etsen mi acaba diyorum böyle birkaç hafta. Çünkü anneannemin evi var orada. Şimdi çok da yeni olduğumuz için Rıza ile bilemiyorum da tatil planı yapsak mı, yapmasak mı? Saçma mı olur? Ne yapayım, sorayım mı acaba? Bu yaz mı? Hı. Kızım, bir tabak daha koyuver masaya. Cumali'yi de davet ettim. Anne, alaka? Ya bütün işlerimizi hallediyor çocuk. O nere olur? Beş dakikanız var mı? Hayırdır? Orçun'la ilgili. Vallahi reis senden korkulur. Korkuluğun içinde kamera ha. Gel, 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 gel. Kapat kapıyı, gel. Koy bakalım. Vallahi bütün gerçekler ortaya çıktı. Bütün foyalar ortaya tökildi. Bir haftalık görüntülerden bir değerleme yaptım size. Göster bakalım. Meğer geceleri terasta sabaha kadar neler dönüyormuş. Thank you.
Güya rejimde. Su içsem kilo alıyorum falan. Ama ben biliyordum tabii. Orçun değil mi o? Ne yapıyor o saatte yan evde yahu? Sende öyle bir şey var ki... böyle tam adını koyamıyorum. Bir çılgınlık mı desem? Sanki kaybedecek hiçbir şeyin yok. Bu doğru, pek yok. Orçun... sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Yani er geç söyleyecektim sonuçta. Ben 29 değil 35 yaşındayım. Olsun, ben de 21 yaşındayım. Ne? Bu aramızda bir şey değiştirir mi? Yani... bilemedim. Değiştirmez herhalde ama... yani... korktum birden. Benim yanımda hiçbir şeyden korkma. Ben korkmuyorum. Korku duygusu bende gelişmemiş Pelin. Belki de birazcık bu yüzden... Orçun! Anam! Ay! Ne yapayım? Geberteyim mi ben seni ha? Bence gerek yok. Sen ne yapıyorsun günlerdir bu evde? Bu kim? Kadın kim? Pelin ben. Sen anan yaşında kadınla burada neler çeviriyorsun ya? Hiç utanmıyor musun ha? Püh! Püh sana! Anne tükürme! Ananın tükürdüğü yerde gül biter. Bak şu saçının başının haline bak arkadaş. At saçını arkaya. At saçını sektirme annenin elini. Bak çocuk ben seni düğüm yaparım vallahi. Babana söylerim senin kemiklerini bir bir kırar. Duydun mu beni ha? Pelin! Pelin değil. Pelin abla diyeceksin. Ayıptır, ayıp. Ay bu ev benim oğluma ya. Vallahi bunlar ne yaptılar? Benim oğlumu nereye sürüklediler ya? Bak bunlar bu oyuncu takımı benim oğlumu uçuruma sürüklediler yeminle ya. Uçuruma arkadaş ya. Kulağım korktu ya. Sen bunları hak edecek bir anne miydin Gülistan? Arkadaş tipte bir anneyim ben ya. Allah Gülistan, Gülistan ne yaptın bunları yaşayacak? Ama tabii sen herkesi kendin gibi sandın Gülistan. Alemi saf, herkese masum sandın Gülistan. Gülistan, Gülistan, kalbi akbak, yüzü gül pembe Gülistan. Sen alemi ne sandın? Alem çakal olmuş seni kandırır Gülistan. Antakya'nın kibar kızı, kanatsız melek. O Gülistan, 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 Gülistan. Bir gül bahçesi gibi bülbüller sana hayran. Gülistan, 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 Gülistan oluşum. Gülistan, Gülistan. Ne istiysen bana da bir tane söyle be. Sus! İçki miçki duymayacağım bir daha kör olmaya sıçacağım. Ah, hoş geldin oğlum. Hoş geldik. Tebrik vereyim. Sağ olun, Allah razı olsun. Öpeyim. El öpenlerin çok olsun, geç. Açılay Hanım spor yapıyor. Evet, bunda bir şey yok. Genelde bu tatta. Anlıyorum. Peki çiçeklere ne oluyormuş? Onun da kaydı var ama izlemek ister misiniz bilemiyorum yani. Kimin kaydı? Sizin. Benim mi?
Sayın Kocabaşı, affınıza sığınarak her gece birkaç defa kalkıp süt dökme eylemi gerçekleştiriyorsunuz. Su mu? Küçük su. Nasıl yahu? Bunu tuvalete değil de çiçeklerin... Anladık tamam canım, Allah Allah. Malumunuz belli bir asit ve amonyak çiçek kökleri... Ya anladık kardeşim ben... Ya ben gece hiç kalkmam ki. Bir yatarım, küp gibi uyurum, sabah kalkarım ya. Görüntüleri incelesin. Gerek yok ya. Ya kardeşim sana ne milletin özel hayatından? Ben sana kamera mı koy dedim? Ama... Tamam ya kafi. Artık sen şirkete dön. Buradaki işleri haline yoluna koydun. Tamam sağ olasın. Hiçbir zaman hakikatlerden korkmayın Sayın Kocabaş. Bilim söz... Ya tamam kardeşim tamam. Evet. Çiçekleri ben kurutuyorum. Anladık tamam. Şeyh Muz. Hadi yemek hazır. Ay. Şimdi saatlerce gelmez artık böyle bağırtır. Reis sen de gel oğlum hadi. Geçen gün serfler çıkmıştı ağzımdan. Demek ki bir bildiğim varmış. Ha? Serf biz mi oluyoruz? Yok sağ olun canım sözüm var. Afiyet olsun. Çok fazla su içmeyin Sayın Kocabaş. Ya tamam oğlum tamam hadi selametle. Cumali. Hoş geldin evladım. Ne niyetinle geldin? Sağ olun. Allah razı olsun. Allah, pardon. Kusura kalmayın ya. Anlatma abicim. Anlatma. Bana anlatma. Git başkasına anlat. Ya tamam abicim. Ben de biliyorum doğumun rezilliğini. Halledeceğiz. Ama yavaş yavaş. Biri zannediyor bu yaz beraber tatile gideceksiniz. Öteki zannediyor düğün yapacaksınız. Yani bu hikayede bir tek kötü adam var. Nur Hayat. Hayır sen. Gerçekten yok, önemli bırak, değil, kızım, gerilmeyiniz. Tabii canım, bir şey yok. Ya ne olacak, su dökülür ya. Bir şey yok, kısmetin taşı çocuğu. Gerçekten yani, önemli değil. Tabii, kısmetin taşı. Her yere batırdım, kusura kalmayın. Ya, ne olacak, boş ver sen. Ne yapıyorsun lan sen? Ne biçim adamsın ya sen? Ama bak, yani gereksizce sesini yükseltiyorsun abi. Kızım bıraksana. Koluma çıkıyorsun. Ne oldu lan orada? Aa saat. Saati takmışsınız ha. Tabii takacağım. Benim hediyem. Öyle mi? Tabii. Rıza'ma erken düğün hediyem. Kimin düğünü? Şeyin canım. Bizim yengemgillerin erkesinin kaynı var. Onun düğünü için Rıza'ma hediye saat aldım. Ha. Ayol tabii ki bizim Rıza abla düğünümüz. Ben sizi ayrıldınız sanıyordum ama. Ne zaman ayrıldık hemşire? Nerede çıktı? Yok, ben... anlamadım. Demek ki yanlış şey yaptım ben. Ben öyle sandım. Boşuna sanmamışsındır canım. Boşuna değildir o. Hadi durmayalım burada. İyi akşamlar Deniz. Özür dileyeceğiz tabii. Başka ne yapacağız ki? Resmen hırsız dedi çocuğa ya. Yenilir yutulur lokma değil. Hep salak Rıza'nın arkasını topluyoruz. Nereye oğlum? Yok bir yere gitmek yok. Hayır bırak onu. Sen bizim oğlumuzsun. Hayır bırak. Ya bey babacığım kurban olayım. Benim size saygım sonsuz ama... Ama dokandı ya. Oğlum yanlış anlamış bizim gelin. Öyle fevri bir kızcağız. Ha, hep olur öyle şeyler değil mi? Hayatta daha neler var güzel kardeşim benim. Yani öyle hırsız falan ağır laf o bakımdan yani. Ya katilden daha iyi. Çok sempatik popüler kültür hırsızları var şimdi misal. Sen sana.
aldınız. Yemin ediyorum şu an çıvanım. Allah yarattı demem. Allah! Selahattin!